Herkese merhabalar, ben avukat Ayhan Ömen. Siz değerli takipçilerimizle bugün son dakika bir haberi değerlendirmek için karşınızdayız. Göçmenlik Dairesi daha yeni yaptığı açıklamada artık öğrenci statüsüne geçişlerde yapılması gereken belli e, yükümlülüklerin kaldırıldığı noktasında bir haber e, vermiş durumda. Ve bu değişikliklere göre daha önceden Göçmenlik Dairesi öğrenci statüsüne geçiş yapacak kişiler öğrenci statüsüne başvurduklarında ancak programlarının başlamasında 30 gün kalaya kadar statülerini korumaları gerekiyor ki öğrenci statüleri başvurusu olaylanabilsin diye. Ve eğer öğrencilerin bu tip statü değişikliği başvuruları öğrenci statüsü için yapılan başvurularında eğer e, göçmenlik dairesi onların başvurularını 30 gün öncesinde onaylayacaksa alt statü başvurusu yoksa maalesef bu redlere yol açıyordu. Ya da başvuru yapan kişilerin ek statü uzatmalarıyla bu statüyü korumaları gerekiyordu. Dolayısıyla bu yeni getirilen değişiklikle artık öğrencilerin yani öğrenciler diyorum tabii daha öğrenci olmamış ya da statü öğrenciye geçirecek olan başvuru sahiplerinin statülerini sadece öğrenci statüsüne başvuru yapmaları yeterli olacak ve bu başvuru e, değişikliğine başvurduktan sonra artık alt turist statüsü uzatımı gibi uzatmaları yapmak ya da sıfır değişikliklerini yapmak zorunda kalmayacaklar. Ta ki dosyaları olaylanana kadar. Ne zaman dosyaları olaylandı artık o zaman okul eğitimlerine başlayabilecekler. Dolayısıyla bu noktayı bir daha açmak istiyorum. Özellikle de hani anlaşılsın diye. Öğrenci statüsüne başvuru yapan kişiler artık Amerika içinde. Diğer başka statülere başvuru yapmak zorunda değiller. Alt statüleri uzatmak zorunda değiller. Eğer öğrenci başvuruları da programlarını başlamazda 30 gün öncesinde onaylanmışsa o zaman yapmaları gereken yasal durumlarını korumaları ta ki eğitimleri başlayana kadar. Buna örnek olarak da göçmenlik dairesi izinsiz çalışmaymış ya da kampüs içi çalışmaya girmemeleri ta ki programları başlayana kadar. Dolayısıyla programları olan onlara kampüs içi çalışma izni veriyorsa diyelim ancak okul dönemi başladığında bu mümkün olacak. Bunun öncesinde yapamayacaklarını dile getiriyor. Dolayısıyla bu çok güzel bir haber. Özellikle e, bu tip statü değişikliği yapacak, öğrenci statüsüne geçecek olan başvuru sahipleri için çok güzel bir haber. Onlar için daha masrafsız ve daha az stresli bir süreci gösteriyor. Aynı şekilde de bir göç dairesi için daha az iş yükü diye belirtebiliriz. Ve onlar da bu gerekçelerle bu değişikliği yaptığını açıklamış durumlar. Umarım siz değerli takipçilerimiz için faydalı bir açıklamadır. Hepinize iyi günler diliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle.